Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün 2020 yılının favori cilt bakımı, vücut bakımı, tırnak bakımı ve saç bakımı ürünleriyle karşınızdayım. Özellikle cilt bakım rutinim bana son birkaç aydır en çok sorulan sorulardan biri. Ve bu videoda da hangi ürünleri kullandığımı sizlere gösteriyor olacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi öncelikle cilt bakımıyla başlamak istiyorum. Burada göstereceğim ürünler aslına bakarsanız son 2-3 ayda kullandığım ürünler. Çünkü cildimin en iyi halini oturtabildim şu an. Ama hala yeni ürünler denemeye devam ediyorum. Çünkü sonuçta kanalda çeşitlilik olmasını istiyorum. Ve sizlere farklı farklı ürünleri de deneyimleyip sonuçlarını söylemek istiyorum. O yüzden bu ürünler değişebilir. Yerlerine farklı ürünler gelebilir. Fakat şu anki oturttuğum cilt bakım rutinimden çok memnunum. Şimdi ilk olarak makyajımı nasıl çıkardığımla başlamak istiyorum. Eskiden bana sorsanız sadece micellar su kullanırdım. Ardından da bir temizleme jeliyle yüzümü yıkardım. Aslında bazen bunu hala yapıyorum. Hani yüzümü böyle sürekli foşur foşur yıkamak istemediğim zamanlarda. Ama son zamanlarda daha çok yüz temizleme yağları kullanmaya başladım. Bu ikisini de bu sene kullanıp çok memnun kaldım. İlki Simple'ın nemlendirici temizleme yağı olarak geçiyor. Çok ince bir ürün. Bende herhangi bir sivilce yapmadı ikisi de. İlk olarak bunu denemiştim ve gördüğünüz gibi artık bu şişe boş ama yedeği var elimde. Gayet memnun kaldım. Makyajınızı zorlamadan güzel bir şekilde çıkarıyor. Aynı zamanda güneş kreminizi de tabii ki. Son bir aydır falan denediğim ürün de Isana'nın bakım sağlayan yüz temizleme yağı diyor. Kuru ve hassas ciltler için diyor aslında. Ama biliyorsunuz benim cildim karma ve yağlı bir cilt. Ama bu kuru ciltler için olmasına rağmen benim cildimde de gayet güzel iş gördü. Herhangi bir sivilce yapmadı, ekstra bir yağlanma yaratmadı. Bu arada eğer benim gibi, yani öncesindeki düşüncemden bahsediyorum. Eğer benim gibi temizleme yağları yağlı cilde uygun olmaz gibi bir düşünceniz varsa, cildimi ekstra yağlandırır diye bir düşünceniz varsa o yönden endişe etmeyin. Çünkü zaten bunları hemen duruluyorsunuz ve ardından da bir yüz temizleme jeliyle üzerinden tekrar geçiyorsunuz. O yüzden herhangi bir endişeniz olmasın. Gerçekten çok memnun kaldım ve büyük kolaylık olduğunu fark ettim. Ayrıca sizi inanılmaz bir şekilde pamuk israfından da kurtarıyor. Dediğim gibi genelde makyajımı bunlarla çıkarıyorum. Eğer temizleme yağı kullanmak istemiyorsam, şöyle bir göz makyajımı hemen 2 dakikada çıkarmak istiyorsam da Selenes'in bu misal temizleme suyunu kullanmaya başladım. Gördüğünüz gibi bunun da yarısına geldim. Bunu yaklaşık 2-3 haftadır falan kullanıyorum sanırım ve çok memnun kaldım. Hem gözlerimde hassasiyet yaratmadı hem de cildimde. Aslında bu da kuru ve hassas ciltler için olduğunu söylüyor ama hiç fark etmiyor dediğim gibi. Her türlü üstünden bir temizleme jeliyle geçiyorsunuz. Ve bunun makyajı çıkarma gücünü de oldukça sevdim. Ben önceden hep L'Oreal'in lacivert kapaklısını kullanıyordum. Ya da Garnier'in argan yağlı çift fazlı olanını kullanıyordum. Fakat bu çok daha güzel geldi bana. Daha hafif geldi. Demek istediğim o aslında. Bu Cloudberry'li, yani Norveç böğürtleni diye geçiyor. Bir de bunun diğer versiyonunu aldım. Daha koyu turuncu olan. İçerisinde ne vardı onun hatırlamıyorum ama onu henüz kullanmaya başlamadım. Dediğim gibi daha çok temizleme yağlarını kullandığım için hani buna aslında çok da fırsat gelmiyor. Bu aşamadan sonra hemen bir yüz temizleme jeline geçiyorum. Ama yüz temizleme jellerimi neyle uyguladığımı göstermek istiyorum. Çünkü bu benim cildimde inanılmaz bir fark yarattı. O da Xiaomi'nin bu yüz temizleme cihazı. Bendeki normal düz in-face olan ikisi falan değil yani. Hatta bundan o cilt bakımı videomda da bahsetmiştim. Ama alalı çok uzun zaman olmamıştı bunu. Önceden Minison'un yüz temizleme cihazını kullanıyordum. Fakat bunu kullandıktan sonra Minison'unkinin çok sert olduğunu fark ettim. Bu inanılmaz güzel. Yani şu kıllarının ucu yumuşacık. Ve bunu bir hafta kullanmadığımda cildimdeki o farkı görmeye başladım. Bunu düzenli kullandığınızda o yüzeydeki pütürcüklerden tamamen kurtuluyorsunuz. Hangi temizleme ürününü kullanırsanız kullanın, bana güvenin. Cidden yokluğunu hissettiren bir cihaz bu bence. Yüz temizleme jeli olarak da şu sıra dönüşümlü olarak iki ürün kullanıyorum. Bir tanesi size favoriler videomda da bahsettiğim Misha'nın
Amazon Red Clay isimli bu serisindeki yüz temizleme jeli. Bunun asıl amacı gözenek temizliği yapmak ve cildi güzel bir şekilde arındırmak ve kesinlikle işlevini yerine getiriyor. İçerisinde AHA ve BHA gibi kimyasal soyucu içerikler de var ve benim cildime çok iyi geldi. Fakat her gün kullanmaya bence uygun bir yüz temizleme jeli değil. Ben bunu haftada 2 ya da 3 kere falan kullanıyorum ve sabah akşam ikisinde kullanmıyorum. Ya sadece akşam kullanıyorum ya sadece sabah kullanıyorum ve cildimde gerçekten o temizlik hissini, gözeneklerimden arınmışlık hissini çok güzel veren bir ürün. Kendi rengi turuncu bu arada. O biraz değişik. Gerçekten gözeneklerime çok iyi gelen ürünlerden biri oldu bu. Ve bu sıralar yeni denemeye başladığım bir yüz temizleme jeli var. O da yine Misha'nın, nasıl okunuyor bilmiyorum, Sikadin sanırım. Sikadin pH Blemish isimli bu köpük temizleyicisi. Bunun yapısı baya baya jel formda ve elinize aldığınızda köpürmeye başlıyor suyla birlikte. Arkasında yazana göre pH dengesini sağlıyormuş ve hassas ciltlere uygunmuş. Aynı zamanda da tahriş olmuş cildi rahatlatıyormuş ve parlak bir bitiş sağlıyormuş. Şimdi şöyle ki, parlak bitiş derken aklınıza gelen nemli bitiş olmasın. Çünkü bence nemlendirici özellikte bir yüz temizleme jeli değil bu. Ben karma yağlı bir cilt olarak bunu sevdim fakat kuru ciltlerin çok da seveceğini düşünmüyorum bu ürünü. Çünkü bazen birazcık gerginlik yaratabiliyor. Tabii ki üstüne yoğun nemlendirici içerikli bir serum ya da nemlendirici kullanırsanız o başka. Ama benim cildimde bile hafiften bir kurutma hissi yaratıyorsa bence kuru ciltlerin uzak durması gereken bir ürün. Bana göre bunlar tabii ki. İçerisinde %5 oranda santarlı astika kompleksi varmış. Dediğim gibi bence içerik olarak güzel ve benim cildime de oldukça iyi geldi şu ara. Birazcık daha kullanıp gözlemlemeye fırsat tanımak istiyorum. Çünkü bayağı kısa bir süredir kullanıyorum. Yani 2-3 hafta olmamıştır belki de. Ve yüzümü yüz temizleme jeliyle yıkadıktan sonra da hemen ardından tonik kullanıyorum. Bu da The Pure Solution'ın %5 glikolik asit içeren, aynı zamanda AHA ve BHA olan, gözenekleri daraltmaya yardımcı olan bir toniği. Hem gözeneklerinizi küçültmeye yardımcı oluyor, hem sebumu dengeliyor, hem de siyah noktalarınıza iyi geliyor. İçerisindeki asitlerden kaynaklı da tabii ki bir soyma işlemi görüyor ve cilt yenilenmeye başlıyor. Ben çok severek kullandım. Gördüğünüz gibi bitmek üzere bu. Bitkisel bir kokusu var. Fakat zaten uçup gidiyor o koku. O yüzden çok da önemsemiyorum. Bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi bu kesinlikle. Ve gelelim serumlara. Yani ben aslında serum kullanmaya çok geç başladım bence. Keşke daha önce başlasaymışım. İki tane bahsedeceğim mükemmel serum var. Bir tanesi yine The Pure Solution'ın gözenek sıkılaştırıcı serumu. Aynı zamanda cildi aydınlatmaya da yardımcı oluyor ve ben bunun faydasını inanılmaz bir şekilde gördüm. Ve ne zaman ki ben bu ürünleri kullanmaya başladım, sizler bana cildin çok parlak görünüyor, çok sağlıklı görünüyor, çok canlı görünüyor diye yazmaya başladınız. Ve ilk olarak sebebi buydu bence. Gerçekten bu benim cildimi çok güzel aydınlattı. Gözeneklerimi de büyük oranda küçülttü diyebilirim. Çok memnun kaldım. Rengi bir tek beni birazcık şey yapıyor bunun. Hafiften turuncu bir rengi var. Bu arada bu göstereceğim iki serumu da tamamen bitirdim. Yani en sonki yorumlarım bunlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Bakın dibinde şöyle çok az bir şey bırakmıştım size göstermek için. Rengi böyle bal rengi gibi. Bu arada bunun da kokusu çok keskin. Şu an tekrar koklayınca o yoğun kokuyu alabiliyorum. Hatta toniğine göre bu çok daha keskin kokuda. Bunu uyguladıktan sonra açıkçası birazcık yapışkanlık hissi kalıyor ama ben onun yöntemini buldum. Bu tarz serumların üzerine hafif jel formda cildinize hafif gelebilecek nemlendiriciler uygularsanız eğer bence o yapışkanlık hissi gidiyor. Şu an mesela elime sürdüm ve baya baya yapışkan hani bu. Ama dediğim gibi cildime etkisi mükemmeldi. Ve şimdi göstereceğim serum benim bebeğim, aşkım. Ayunik markasının Propolis Vitamin Synergy Serum isimli bu serumu. Keşke daha önceden bunu keşfetseymişim. İnanılmaz güzel bir serum. Bir kere yapısı su gibi anında emiliyor. Öyle yapışkanlık hissi falan da bırakmıyor. Cildimi, ya nasıl diyeyim size, bir anda aydınlık, dolgun ve güzel gösteriyor. Cildimi cidden beslediğini hissedebiliyorum. Aynı zamanda cildi çok güzel sakinleştiriyor ve yaraların, o sivilce yaralarının daha çabuk geçmesini sağlıyor ki gerçekten bu konuda inanılmaz başarılı. Aynı zamanda kırışıklıklara da bakım yaptığını söylemiş ama öyle bir etki gözlemlemedim açıkçası. Ya gerçekten çok sevdiğim bir serum oldu bu. Bakın mesela şu an o az önce sürdüğüm
The Purist Solution'ın serumunun o yapışkanlığı çok çok azaldı. Yani hızlı bir şekilde emiliyor ikisi de. O konuda içiniz rahat olsun. Üstüne bir de nemlendirici uygularsanız zaten hiçbir eser kalmıyor olacak o yapışkanlıktan. Ama bu neredeyse hiç yapışkanlık bırakmayan bir ürün. Bitince arı ürünlerinden devam etmeye karar verdim ve Misha'nın Bee Pollen serisinin ampulünü aldım. Ama onu henüz kullanmaya başlamadım. O yüzden bu videoya ekleyemiyorum. İleriki zamanlarda denedikçe yorumlarımı sizinle paylaşıyor olurum. Bahsettim ya size bu üzerine hafif kremler uygulamaktan. Benim bu yıl en çok sevdiğim nemlendirici yine Ionic markasından Centella Calming Gel Cream oldu. İnanılmaz hafif bir ürün. Cildi çok güzel sakinleştiriyor ve bu da aydınlık etki yaratıyor. Ve aynı zamanda cildi kesinlikle yağlandırmıyor. Bu serumlar da aynı şekilde. Yağlandırmadan cildi parlak gösterme olayına ben bayıldım. Çünkü yağlı ciltler beni anlayacaktır. O parlak görüntü bir anda aklımıza yağlanmaktan kaynaklanan parlamayı canlandırır. Fakat bu ürünler bana parlamanın yağlanmadan olduğu zaman çok güzel olabileceğini gösterdi. Bunda da aynı şekilde kırışıklık bakımı yaptığını söylüyor ama bence bu da yapmıyor. Bu arada bunda da çok az bir ürün kaldı. Yani şurada falandır. Bunu çok severek kullandım. Yani farklı ürünler denemeye devam edeceğim ama dersem ki uf tamam cildim çok bozuldu ve ben şöyle cildimle iyi anlaşacağını bildiğim, çok iyi geleceğini düşündüğüm ürünler alayım, tekrar bunlara dönerim. Bu kremi aslında şu an göstermek istemiyorum çünkü bunu da 1-2 haftadır kullanıyorum. Fakat sizler o kadar çok soruyorsunuz ki mesajlarda. Bundan da bahsetmek istedim. Bu Misha'nın Apiu markasının Hamamelis kremi. Yani şöyle ki bu kremi sevmedim de diyemiyorum, çok sevdim de diyemiyorum. Cildimdeki etkisini beğendim. Şöyle, hafifçe nemlendiriyor ama nemlendirme etkisi bazen çok hafif gelebiliyor ki bu kadar serum kullanmama rağmen. Bu kadar kısa sürede zaten gözeneklere bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Uzun vadede etkili olabilir ancak. Cildimin yağlanmasını geciktirdiğini fark ettim. O anlamda başarılı bir ürün. Bu arada çok parfüm kokuyor. Yani parfüm var mı içeriğinde yoksa kullanılan içerikten dolayı mı bu koku var bilmiyorum ama ya yoğun bir şekilde limon kokuyor. Onu söyleyebilirim. Turunçgil kokuyor. Bu koku bazen hoşuma gidiyor, bazen de rahatsız ediyor. O yüzden şu an için bu ürün hakkında diyebileceğim tek şey bu kadar. İlk izlenim gibi düşünün. Kullandıkça devamı gelir zaten yorumlarımın ama şu an için eğer gözeneklerimde inanılmaz bir fark yaratmazsa tekrar alacağım bir ürün değil bu. Bir de size şunlardan bahsetmek istiyorum. Bunu Korean Beauty bana denemem için göndermişti. Bu ülkemize yeni gelen, daha doğrusu Korean Beauty sitesinin yeni getirdiği Access Y serisinden mini glow set olarak geçen minik bir seti. İçerisinde yüz temizleme jeli çıkıyor, ampulü çıkıyor, toniği çıkıyor ve bir de serumu çıkıyor. Ya ben bu ürünlerden çok memnun kaldım arkadaşlar. Yani keşke daha uzun süre kullanılabilecek boyutta olsalarmış. Ne kadar yetti bana? 1,5 hafta falan yetti. Tabii ki etkilerini bir anda görmek mümkün değil 1,5 haftada. Fakat uyguladığımda cildimde oluşan etkiyi ben çok beğendim. Yani şu an şunu daha çok beğendim demek istiyorum ama İnanın ayırt edemiyorum. Hepsi cidden çok güzelmiş. Şu an değil ama ileride bunların büyük boylarını da almayı planlıyorum. Yani eğer aklınızda bu ürünlere bakmak varsa ve endişeniz varsa bence bakın derim. Cidden güzel tasarlanmış ürünler olmuş. Birkaç hafta önce şuramda kocaman bir sivilce çıkmıştı. Belki fark etmişsinizdir makyaj videolarına başlarken. Onu çok kısa sürede geçirdi. Yani hani başka bir ekstra bir şey de yapmadım. Ben sebebini açıkçası bu minik ürünlere bağladım. O yüzden ekstra bir sevdim onları. Şimdi çok beğendiğim bir kil maskesinden bahsedeceğim. Eğer favoriler videomu izlediyseniz bir ay önceki bunu biliyorsunuz. Ben bu Misha'nın Amazon Red Clay serisindeki kil maskesine bayıldım. İnanılmaz güzel bir maske. Bu da aynı şekilde AHA ve BHA içeriyor. Aynı yüz temizleme jeli gibi. Bu arada bunlar set halinde de satılıyor. Ayrı ayrı da alabiliyorsunuz. Yani kocaman bir ambalajı var fakat yedim. Resmen yiyorum. Ama bence baya baya bereketli de bir ürün aynı zamanda. Bu kil maskesi benim gözeneklerime çok iyi geldi. Yani şu kullandığım ürünlerle birlikte gerçekten o gözenek görünümünü baya bir toparladım. Yani şu an gözeneklerimden öyle çok da şikayetçi değilim. Ekstra böyle ışıltılı bir allık kullanmazsam gözenekli bölgelerime. Onun dışında ben gerçekten çok memnunum. Makyajsız halimde de gözeneklerim öyle gözüme çarpmıyor artık. Hatta baya böyle temiz bir görüntü oluşuyor. O yüzden eğer bir kil maskesi arıyorsanız bence buna bakın derim. Fiyatı biraz yüksek biliyorum ama inanın bana değiyor. İnanın. Ve çok uzun sürede kullanacaksınız zaten. Bu arada yakın bir zamanda şunun
XSY serisinin kil maskesini de sipariş verdim. Henüz elime ulaşmadı ama onu çok merak ediyorum. Onu da denedikten sonra düşüncelerimi sizlerle paylaşıyor olurum. Ve bütün bunları uygularken tabii ki eksik etmememiz gereken en önemli şey güneş kremi. Ben bunu çok geç öğrendim. Yani daha doğrusu annem hep küçüklüğümüzden beri derdi ama yeni kabullendim. Benim bu yıl denediğim en iyi güneş kremi bence bu. Bu da Misha'nın Near Skin markasından Dustless isimli güneş kremi. 50 faktördü sanırım. Aynen, 50 faktör güneş koruması var. Şimdi şöyle ki bunun tek küçük bir olumsuz yönü var. Onun dışında mükemmel bir güneş kremi bence. Eğer karma yağlı ciddiyseniz. Cildinizi çok güzel matlaştırıyor bir kere ve ekstra bir yağlanma yapmıyor. Hatta aksine yağlanmanızı geciktiriyor. O yönüyle çok beğendim. Ayrıca size geçenki videolardan birinde bahsettiğim o güneş kremlerinin silgi silgi soyulma işlemini asla yapmadı. O yönden de makyajın altına da rahatlıkla kullanabildiğim bir ürün oldu. Fakat ciltte birazcık beyazlık bırakıyor. Yani eğer açık tenliyseniz aslında bu çok sizde sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama benim ten rengimde eğer sadece yüzüme uygulayacaksam boynum arasında biraz fark oluyor. Ve bir süre o beyazlık geçmiyor. Dediğim gibi tek olumsuz yönü bu. Eğer bunun olmadığı ama aynı zamanda bunun diğer güzel özelliklerine sahip bir güneş kremi biliyorsanız lütfen paylaşın. Clarisse'in güneş kremini önermiştiniz. O aklımda, not aldım. Ona ilk fırsatta bakacağım. Eğer başka alternatifleriniz varsa daha uygun fiyatta da olabilir. Onları da bana yazarsanız sevinirim. Ve şimdi gelelim dudak bakımına. Son videolarda fark ettiniz mi bilmiyorum. Dudaklarım çok daha iyi. Şu ara öyle yoğun bir şekilde çatlamıyor ki aslında asıl kış gelmesine rağmen. Bayağı iyi kontrol aldım o çatlama olayını. O yüzden bunları sizinle de paylaşmak istedim. Öncelikle dudak peelingi hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki eğer hazır ürünler kullanmak istemiyorsanız şekerle, balla vesaire kendi dudak peelinginizi de oluşturabilirsiniz. Ama ben böyle hazır şekilde de kullanmayı seviyorum. Ve çok beğendiğim iki tane dudak peelingi var. Aslında birini gösterip göstermemek arasında kararsız kaldım çünkü şu an satışı yok galiba. Ama tekrar gelirse diye göstereyim. Bir bakarsınız, eğer varsa alırsınız. İlki bu Drugstore markasının ikili set halinde satılan dudak peelingi ve dudak balmı olan setteki dudak peelingi. Of, ne uzun bir cümle oldu. Ben bu peelingi çok seviyorum biliyorsunuz ki. Daha yeni yenisini açtım. Biliyorsunuz bunları stoklamıştım. Bu kaçıncı oldu? Dördüncü mü? Sanırım dördüncü olması lazım. Gerçekten çok beğendiğim bir dudak peelingi bu. Hatta bunu elimle uygulamayı çok sevmediğim için Misha'nın bu gözenek temizleme aparatı var ya, manuel foreo olarak geçiyor. Ondan aldım. Onunla dudaklarıma peeling yapmak istiyorum. Bir diğeri de rahatlıkla bulabileceğiniz ve etkisi çok güzel olan Elf'in bu dudak peelingi. Özellikle bu pembe olanını öneririm. Sweet Cherry olanını. Ben mentollüden niyeyse bir çok memnun kalmadım. Yani en azından bundan memnun kaldığım kadar onda kalmadım. Bu da gördüğünüz gibi yenip bitirilmiş bir şekilde. Dudağınızdaki ölü derilerden çok güzel bir şekilde arındırıyor ve dudaklarınızı birazcık kan akışını hızlandırarak karıncalandırıyor. Daha dolgun, daha böyle pürüzsüz hale getiriyor. Tabii bunları uyguladıktan sonra muhakkak dudak nemlendiricisi uygulamak şart. Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarırız. Benim bu yıl keşfettiğim 2020'nin favorisi olan, hatta gelmiş geçmiş benim için favori olan dudak nemlendiricisi Huron markasının bu gece için olan Moon Lip Balm olarak geçen lip balmı. İçerisinde Blue Chamomile Vanilla var. Yani mavi papatya ve vanilya özü var. Mükemmel bir dudak nemlendiricisi. Yani bunun kadar iyisini kullanmadım şu yaşıma kadar. O kadarını söylüyorum. Ama bence diğer çeşitlerine değil de buna bakın. Sanırım gece için üretildiği için ekstra bir iyileştirme özelliği var. Gece sürüp yatın, sabah kalktığınızda dudaklarınıza dokunun. O pamuksuluğu hissedince bana teşekkür edeceksiniz. İnanın. Gerçekten diğer çeşitleri bir yana, bu bir yana. Yani neredeyse şunu diyeceğim. Gün içinde lip balm kullanmaya gerek duymuyorum bazen. Sadece gece yatarken sürüyorum. Sabah kalktığında onu siliyorum. Ve pamuk gibi dudaklarla güne devam ediyorum. Cidden bir ürün bu kadar daha fazla övülemezdi. Bence mutlaka dudak çatlaması konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bakın derim. Şimdi gelelim el ve vücut bakımına. İlk olarak vücut bakımından bir ürün göstereceğim. Bu sene en sevdiğim vücut peelingi Lola Bomb markasının bu kivi ve lime'lı vücut peelingi oldu. Çok beğendim. Yani hem kokusu çok güzel hem etkisi mükemmel.
tam benim istediğim kıvamda bir peeling etkisi var. Ben birazcık daha vücutta sert peelingler kullanmayı seviyorum. Ölü derileri daha iyi arındırdığını hissediyorum o şekilde. Ve bu onlardan biriydi. Şu an bayağı pis. O yüzden çok yakından göstermeyeceğim. Ama şöyle göstereyim. İçi tamamen boş bunun da. Yedim, bitirdim. Bunu da nereden bulabilirsiniz? Hem Trendyol'da var hem de gratislere de geldi. Ben oradan almıştım hatta. Fiyat anlamında birazcık yüksek kalabilir. Ben %50 indirimde 57 lira gibi bir fiyata almıştım. Ama kesinlikle hak ediyor. Uzun bir sürede gidiyor. Arkasından nemlendirici uygulamanıza da gerek bırakmıyor ama aşırı yağlı bir histen bahsetmiyorum. Hafif yağlı bir his, nemlenmiş bir his. Gerçekten çok güzel bir vücut peelingi. Gelelim el peelingine. El peelingi olarak iki tane favorim oldu. Hatırlarsanız geçenlerde size bu Selin Beauty'nin el ve vücut peelinginden bahsetmiştim ve vücudum için çok da yeterli bulmadığından söz etmiştim. Ben bunu sonradan el için kullanmaya başladım ve elim için inanılmaz beğendim arkadaşlar. Bu arada kokusu mükemmel ötesi. Bendeki çilek ve hibiskuslu olanı gerçekten çok güzel ve ellerinize de çok güzel bir şekilde bakım yapıyor. Aynı şekilde bunu uyguladıktan sonra da nemlendiriciye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu ona göre bir tık daha yağlı bir his bırakabiliyor. Ama zaten ben bunu uyguladıktan sonra elimde bir süre bekletip ondan sonra ellerimi yıkıyorum. Ellerimin üzerine de tırnak etlerime de çok iyi geldi bu ürün. Bir de yılların favorisi olan Mara'nın Quick Manicure olarak geçen 1 dakikada el ve ayak bakımı yapan bu ürünü. Bu gerçekten hem ayaklara hem de ellere çok iyi gelen bir peeling bence. İçerisinde birazcık tuzu ya da şekeri mi artık neyse. Birazcık da yağı var. Şöyle ikisinden de aynı miktarda alarak uyguluyorsunuz ve gerçekten pamuk gibi ellere ulaşıyorsunuz. Ve bu da arkasında yağlı bir his bırakıyor. Ama dediğim gibi zaten ondan sonra ben bir süre bekletip yıkıyorum. İkisinden de çok ama çok memnunum. Bir de tırnak etleri için size bir ürün daha göstereceğim. Bunları yeni kullanmaya başladım. Hani normalde tırnak eti itmek için ahşap çubuklar vardır ya. Ben genelde onları kullanıyordum. Hani tırnak etine daha az zarar verdiğini düşündüğüm için. eShop'ta Beauty şöyle bir tırnak eti iticisini görmüştüm. Bir deneyeyim dedim ve çok beğendim. Bunu size yakından göstereceğim. Bakın şöyle uçlarında tırtıklı bir yüzeyi var. İki ucunda da aynı şekilde o tırtıklı yüzey var. Bununla ucu sayesinde hem tırnak etlerinizi itebiliyorsunuz arkaya, tabii ki çok sert olmadan. Ve bir de hani şu tam tırnak etini ittiğiniz yerde tırnak yüzeyine yapışmış bir deri olur ya, nasıl anlatılır bunu bilmiyorum. Yani kütikül dediğimiz o şeyler şöyle şöyle kazıyarak, minik minik hareketler yaparak onlardan çok rahat bir şekilde kurtuluyorsunuz. Ben bunları cidden çok sevdim. Bir de bunun gratis'te satılanını gördüm. Eclipse de böyle bir şey çıkarmış. Çift taraflı manikür çubuğu olarak geçiyor. Bu arada bu paketin içinde bayağı fazla vardı. 3, 12'li. Bu 12'li paketi ve çift taraflı. Bu Eclipse'inki de birazcık daha sivri geliyor diğerine göre. Ve diğer ucu benim o az önce dediğim gibi ahşap iticilere benziyor. Bunu henüz hiç denemedim ama bunu da size yakından göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi diğerinde birazcık daha küt şekilde geliyordu. Bunda sivri ucuyla geliyor. Bence bu da çok güzel iş görecektir. Bunun arka tarafında aynısından yok. Bu daha çok direkt tırnak etlerine itmeye yönelik bir kısmı var. Ben bunlardan çok memnun kaldım. Yani ben öyle çok maniküre giden bir insan değilim açıkçası. Şu yaşıma kadar toplasanız 3 ya da 4 defa gitmişimdir. O da ancak özel günlerde falan. Manikürümü hep evde kendim yaparım ve bunlar cidden çok işime yaradı. Çok pratik ürünler ve cidden etkili ürünler. Fiyatları da zaten çok uygun. Bence bunlara bir bakın. Ama bir de vücut bakımı olarak şunu söyleyeceğim. Ben bu yıl duş yerlerinde SLS gibi içeriklerin olmamasına dikkat ettim ve araştırdığımda da Altera'nın bu duş jelini buldum ve bunu kullanmaya başladığından beri benim sürekli vücudum bir şekilde kurur. Yani mesela cildim, yüzüm yağlı fakat vücudum kurudur. Ve bunu kullanmaya başladıktan sonra vücudumda o kadar da kuruluk olmadığını fark ettim. Özellikle de mesela bu alt bacağımın arka tarafları kuruluktan haşır huşur kaşınırdı soğukta özellikle. Ve yani çıldırtıcı bir kaşınmaydı o. Bunları kullandıktan sonra o geçti. Yani ben bunun o içeriğin olmayışına bağlıyorum açıkçası. Çünkü SLS biliyorsunuz cildi kurutan bir içerik. O yüzden eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa bir daha doğal kategorisine girebilecek ürünleri tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Bana cidden iyi geldi çünkü. El ve ayak bakımı için bir de bir maske göstereceğim size. Bunlar Setua markasının el ve ayak maskeleri. Ben çok beğendim bunları.
Bu Seton markasının daha önce exfoliating olanı, yani soyucu özellikte olan ayak maskesini de kullanmıştım ve çok beğendim. Cidden derinizi güzel bir şekilde soyuyor bir hafta 10 gün sonrasında. Ve %50 indirimlerde de oldukça uygun bir fiyatı alabiliyorsunuz. 10-12 lira arasında satılıyordu sanırım. Bu markanın el ve ayak maskesinden de çok memnun kaldım. Böyle sizi zorlayan maskeler de değil. Çorap gibi ayağınıza geçiriyorsunuz. Ben üstüne çorabımı da giyiyorum daha rahat yürüyebilmek için. Ama vaktiniz varsa şöyle bir ayağınızı uzatın, dizinizi açın, filminizi açın. Bir iki saat boyunca dursun o ayağınızda. Sonra ayaklarınız, elleriniz pamuş pamuş oluyor. O yüzden bunları da size göstermek istedim. Ve son olarak geldik saç bakımına. Öyle şampuan falan göstermek istemedim. Çünkü daha bir ay önce falan saç bakım rutinimi çekmiştim. Ama göstermelik olarak birkaç ürün getirdim yanıma. İlk olarak şundan başlayayım. Husk markasını çok sevdiğimi biliyorsunuz saç bakım ürünlerini. O markanın saç bakım spreyini ve saç bakım yağını kullanıyorum. Aynı zamanda şampuanı da kullanıyordum fakat o bitti. Bunlardan kaç şişe kullandığımı bilmiyorum. Saçım çok yıpranmış olduğu dönemde ben bunlarla kurtarmıştım biliyorsunuz ki. Saçınızı çok güzel yumuşatıyor, çok güzel besliyor, bakım yapıyor. Gerçekten her biri mükemmel. Bunların bir sürü çeşidi var. Hindistan cevizlisi, keratinlisi, akademiyalısı, argan yağlısı falan bir sürü farklı çeşidi var ve hepsi birbirinden güzel inanın ki. Benim sanırım şampuanlarda koku anlamında düşününce keratinli seriyi daha çok seviyorum koku anlamında. Ama hepsinin etkisi mükemmel. Bu arada bu markanın şampuanında da, saç kreminde de, bu saç spreyinde de hiçbir şekilde sülfat ve paraben yok. O yüzden eğer bunlara da dikkat ediyorsanız içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer memnun kaldığım ürünse bu yıl Restorex'in bu ürünleri oldu. Restorex'in şampuanı zaten uzun yıllar kullandım ve ne zaman saç uzatmak istesem o şampuana dönüş yapıyordum. Ama bu yıl bu ikisini de deneyimleme fırsatı buldum. Bu Restorex'in sağlıklı uzama etkili saç maskesi. Bu da yine aynı sağlıklı uzama etkili saç bakım yağı. Bu arada bu maskeyi saç diplerinize de uygulayabiliyorsunuz. O anlamda da ben ekstra sevdim. Çünkü saç maskelerini veya saç kremlerini böyle dibe getirmemek için uğraşırken, hele de saçlarım kısayken cidden zorlanıyorum. Hani ay aman değmesin diye diye. Bunu oraya da getirebiliyorsunuz ve asıl o şekilde zaten uzama sağlıyor. İkisi de saçlarınızı pamuk gibi yapıyor. Gerçekten inanılmaz beğendim. Ve aynı Husk markasının kokuları gibi bunların da kokuları oldukça güzel. Bunlarınki birazcık daha çiçeksi kokular. Aynen. Birazcık daha çiçeksi kokular. Bunlarınki daha çok böyle şey oluyor. İşte Hindistan cevizi, mesela argan yağlı olan portakal kokulu. O bahsettiğim keratinli seri resmen şeker gibi bir şey kokuyor. İnanılmaz güzel o yüzden. Saçlarındaki etkilerine bayıldım. Bunlar Husk markasına göre birazcık daha uygun fiyatlı. Hatta yani indirimde bunların tanesini 10 liraya falan alıyordunuz sanırım. Husk markası indirimde 30 liraya falan denk geliyor. Bence iki markada çok güzel saç bakım ürünleri çıkarıyor. Hangisini isterseniz bakabilirsiniz. Benim bu yıl favorilerim bunlar oldu. Ve göstereceğim ürünler bitti. İnanamıyorum. Bu videoya başlamak o kadar gözümü korkutmuştu ki. Çünkü çok konuşacağımı biliyordum. Şu anda da epey bir vakit geçti zaten. Sanırım 1,5 saattir falan konuşuyorum aralıksız. Benim 2020 yılında çok severek kullandığım, favorim olan saç, cilt, vücut ve el bakımı ürünlerim bunlardı. Sizin bu yıl bu kategorilerde favorileriniz neler? Aşağıda yorumlara bekliyorum. Umarım keyifli izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.